Öncelikle şunu söyleyelim. Yani bir kere Hatice'nin fiili şu. Birkaç tane mahpusa para yatırmak. Şimdi parayı nasıl yatırıyor? Zaten cezaevlerine parayı PTT üzerinden yatırıyorsunuz. Ve yatırırken orada isminiz, hesap numaranız, adresiniz, TC kimlik numaranız, her şeyiniz belli. Yani kendinize kamufle ederek para yatırma gibi bir imkanınız yok. Yatırdığınız yerde PTT, devletin kasası. Bu cezaevinde bulunan mahpusun hesabına geçiyor bu para. Ve orada bu paranın kullanılması tamamen cezaevinin idaresinin inisiyatifinde. Yani o parayı kontrol eden cezaevi idaresi. Yani mahpus kendisine yatırılan parayı çekip de, örnek veriyorum, diğer mahpuslar arasında dağıtma, paylaştırma, bağışlama veya daha da öteye gidelim, o parayı satma gibi, yani herhangi bir tasarruf hakkı yok mahpusların kendilerine yatırılan para üzerinde. Sadece şunu yapabilir, o parayla alışveriş yapabilir. O da zaten yine cezaevi idaresinin kontrol ettiği mekanizmalar üzerinden yapılıyor alışverişler ve para da oraya gidiyor. Dolayısıyla siz cezaevine hangi sebeple olursa olsun bir mahpusa para yatırdığınızda bu suçu işleme ihtimaliniz yok. Çünkü zaten devletin kontrolünde oluyor her şey. Yani eğer bu suç işleniyor diyorsa savcılık, o zaman devlet de bu suçu işleyenlerden. Yani o da aracılık etmiş oluyor bu durumda. O nedenle isnat edilen suçlama bu. Şimdi bu birinci sebep. Bu, böyle bir suç yok. Yani bu bir suç uydurma aslında. Suç yaratma. Bir kere bu suç değil. Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefetle bu fiilin hiçbir ilgisi yok. Bir fon oluşturulması, örgütlü bir şekilde para toplanması ve terör örgütü olarak tanımlanan örgütlere bu fonun aktarılması lazım bu suçun oluşabilmesi için. Yani bir insan cezaevindeki birine herhangi bir sebeple para yatırdığında bu suçu işleyemez. İkincisi şu, bu konuda daha önce Balıkesir'de, İzmir'de yargılamalar yapıldı. Aynı gerekçeyle işte cezaevine para yatıran insanları tespit ettiler. Dediler ki siz siyasilere, işte kendi tanımlarıyla terör örgütü üyelerine para yatırmışsınız. Aynı suçu işlediniz. Bu insanlar yargılandılar ve haklarında beraat kararları verildi. Biz bu kararları da Hatice Onar'ın dosyasına sunduk, emsal teşkil etmesi bakımından. Bu da dikkate alınmadı. Yani burada aynı konuda, aynı sebeple yapılmış yargılamalarda beraat var. Ama bizim davamızda mahkumiyet kararı çıktı. Dolayısıyla bu da zaten hukuka aykırı. Bir kere içerideki insanların, yani cezaevindeki insanların bir kere asgari ihtiyaçlarını zaten devletin karşılaması gerekiyor. Ama biz oradaki koşulları da biliyoruz. Yani kantinler çok pahalı, çoğu insanın ekonomik durumu yok, hesabına her hafta düzenli para yatırılmıyor. Ama para yatırılmadığında da kantinden faydalanamıyor. Devlet bunu sağlamıyorsa o zaman bu insanlarla dayanışanlara da bu şekilde ceza kesmemeli. O zaman o koşulları sağlaması lazım, insani koşulları sağlaması lazım. Yani bizler cezaevlerinde kalan, herhangi bir sebeple de hak ihlaline uğrayan, sadece siyasi değil, adli de, siyasi de, herkesin yaşadığı her hak ihlalinde bizim görevimiz insan hakları savunucuları olarak onlarla dayanışmak. Önümüze çıkan her terör lafında bizim geri adım atmamız devletin cezaevlerindeki hak ihlallerini çok çok daha yükseltmesinin kapısını açmak anlamına gelir. Biz de asla bu kapının açılmasına müsaade etmek istemiyoruz. Bu nedenle de yani hangi siyasi görüşten olursa olsun toplumsal duyarlılığı olan her insanın bu konuda bir tutum alması gerekiyor. İnsan hakları savunucularına destek olması gerekiyor diye düşünüyorum.